İyi akşamlar. Nilüfer Belediyesi olarak 2023 yılın yazarı Tomris Uyar etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğimiz söyleşilerin ilkine hepiniz hoş geldiniz. Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik planlanan Biçim, Dil ve Değerde Yenilik Tomris Uyar Öykücülüğü başlıklı söyleşimizin konukları Sayın Hazal Melek Aktik ve Sayın Sibel Yılmaz'a bu akşam sorularıyla yılın yazarı danışmanımız Sayın Behçet Çelik eşlik ediyor olacak. Sözü Sayın Behçet Çelik'e bırakmadan önce kısaca kendisini tanıtmak isterim. Behçet Çelik 1968'de Adana'da doğdu. İki deli derviş, yaz yalnızı, herkes kadar, düğün birahanesi, gün ortasında arzu, diken ucu, kaldığımız yer, yolun gölgesi ve patikaların iyi yanı adlı öykü kitaplarının yanı sıra dünyanın uğultusu, soluk bir an ve belleğin girdapları adlı romanları, sınıfın yenisi adlı ilk gençlik romanı ve çantasızlar kampı adlı çocuk romanı yayımlandı. Ateşe atılmış bir çiçek, yazarlar, kitaplar, okuma notları ve Dünyaya Baktığımız Yol adlı deneme kitabıyla Adana'ya Kar Yağmış adlı derlemesi bulunmaktadır. Ayhan Geçkin ve Barış Bıçakçı ile yazışmalarından oluşan Kurbağalara İnanıyorum 2016'da yayınlanmıştır. Söyleşiye başlamadan önce konuklarımıza sorularınızı chat kısmından iletebileceğinizi hatırlatarak sözü Sayın Behçet Çelik'e bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Nilüfer Belediyesi'nin 2023 yılın yazarı Tomris Uyar etkinliklerinin birinde beraberiz. Konuşmacılarımız Sibel Yılmaz ve Hazal Melek Aktik'le Tomris Uyar'la hakkında yapacağımız konuşmanın başlığını Biçim, Dil ve Değerde Yenilik Tomris Uyar Öykücülüğü olarak belirledik. Önce ben konuklarımızın özgeçmişlerini kısaca aktarmak istiyorum. Sibel Yılmaz 1986 yılında Bulgaristan'da doğdu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda tamamladı. Osman Şahin'in Hikayeleri, Yapı, Tema, Anlatım başlıklı teziyle yüksek lisans, Varlık Dergisi'nden Garip Hareketine Şiir 1933-1941 başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Kitap içinde bölüm makale ve bildiri gibi akademik çalışmalarının yanı sıra Varlık, Sözcükler, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, Ecinliler, Roman Kahramanları, Okkito, Parşömen Edebiyat ve K24 gibi süreli yayınlarda internet sitelerinde inceleme ve eleştiri yazıları yayınlandı. 2010 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Dili bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Sibel Yılmaz'ın Varlıktan Garip'e Türk Rönesansı Şiiri isimli kitabı 2021'de yayınlandı. Ayrıca Sibel Yılmaz, Cenap Şahabettin'in Suriye Mektupları'nı 2022 yılında yayın hazırladı. Diğer konuğumuz Hazel Melek Aktik, lisans eğitimini 2007 yılında Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünden Kuvayi Milliye ve Şeyh Bedrettin Destanı'nda Halk Edebiyatının Dönüşümü başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Modern Türk Edebiyatı'nda Tabiat Algısı, Servet-i Fünun Dönemi 1896-1901 başlıklı doktora teziyle 2018 yılında Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2014-2022 yılları arasında yayınlanan Monograf Dergisi'nin kurucu ekibinde ve yayın kurulunda yer aldı. Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Kültür ve İletişim, Zemin, Monograf, Milli Folklor, Hece Öykü, Eşikçini gibi dergilerde makale ve kitap kritikleri yayınlandı. 2021'den bu yana Osim Teknik Üniversitesi'nde Türk Dili dersleri vermektedir. Aynı zamanda çeşitli yayın evleri için editörlük, redaktörlük ve Osmanlıca çeviriler yapan Hazel Melek Aktik'in ilgi alanları arasında Çağdaş Türk Edebiyatı, Kadın Yazını ve Edebiyat Kurumu bulunmaktadır. Bugünkü toplantımız özellikle öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik. Derslerde Tomris Uyar'ın öykücülüğünü nasıl işleyecekleri, nelere öne çıkaracakları, neleri tartışabilecekleri konusunda. Ben doğrusu öğretmenlik yapmadım. Yazı atölyesi çalışmalarım da olmadı. Tek tük seminerimsi etkinliklere katıldım. Fakat hani bir eğitmen ya da öğretmen olsam ve bana bir yıl boyunca Türk öykücülüğünün
öncülünden bir yazarı seçip onun öyküleri üzerinden yılı ve müfredatı devam ettirmem istenseydi, ilk aklıma gelip seçeceğim yazarlardan biri, belki de ilki Tomris Uyar olurdu. Bunun sebebi onun öykülerini çok seviyor olmam, onun üzerinde zaman zaman çalışmış olmam değil. Tomris Hanım'ın yazı hayatının bütünü, farklı alanlarda çalışmış olması, hepsinden önemlisi öykü üzerine düşünmüş olması. Dolayısıyla Tomris Uyar'ın öykü üzerine düşüncelerini konuşmak, Tomris Uyar'ın öykülerine yakınlaşmamızı sağlayacağı gibi, tam tersine öyküyü bir tür olarak diyelim ki öğrencilere sevdirmek istiyorsak, Tomris Hanım'ın kendi yapıtları kadar onun öykü üzerine düşüncelerinde referans almak ve tartışma konusu yapmak mümkündür. Keza bunun dile verdiği önem, çevirmenlik yapmış olması, bu ayrıca önemlidir. Yani öğrencileri dünya edebiyatına tanıtmak istediğimizde, tahmin ediyorum sadece Tomris Hanım'ın çevirdiği kitaplardan bir okuma listesi hazırladığımız takdirde gerçekten de bir öğrenci ya da bir kişiyi çok dünya edebiyatının belli başlı çok önemli yazarlarıyla tanıştırmış ve bir hayli yol kat etmesini sağlamış oluruz. Tekrar konuya seçtiğimiz başlığa dönecek olursak, biçim, dil ve değerde yenilik. Buradaki yenilik tabirini tırnak içerisinde kullanıyoruz. Çünkü az önce söyledim, Tomris Uyar öykü üzerine düşünen, kalem oynatan birisi. Ve yenilik öyküsü adı altında bir kavramsallaştırmanın da çalışmalarını yapmış. Çeşitli yazılarda bunun derinlemesine girmeye çalışmış. İsterseniz buradan başlayalım konuşmaya. Sibel Yılmaz'dan rica edelim, bize biraz Tomris Uyar'ın yenilikten ne anladığını ve yenilik öyküsünden ne anladığını bize aktarsın lütfen. Evet, teşekkür ediyorum size öncelikle ve herkese merhaba diyerek başlamak istiyorum. Nilüfer Belediyesi'ne ve Nilüfer Kütüphane'ye de bize Tomris Uyar konuşma imkanını sağladıkları için teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi Tomris Uyar'dan bahsederken tabii ki bu yenilik kavramı, tırnak içerisinde verdiğimiz yenilik kavramı oldukça önemli bir anahtar kavram. Fakat çok da bilinmiyor aslında bu yenilik öyküsü ya da o dönemki ifadesiyle aslında yenilik hikayesi diyor Tomris Uyar buna. Öykü tabirini daha sonra kullanmış. Yenilik hikayesi Tomris Uyar'ın 1960'larda dönemin çeşitli süreli yayınlarında yayınladığı, öykü üzerine düşündüğü, daha çok teorik metinlerde geçen bir tabir. Öykü üzerine çok düşünen bir yazar, sizin de belirttiğiniz gibi. Özellikle 1960'larda teorik yazılar yazmış. Daha sonra bunun devamı pek gelmemiş ama o dönem yenilik hikayesi üzerine tartışmalar yaşanmış. Başka yazarlar da bu tartışmalara dahil olmuş. Dolayısıyla Tomris Uyar'ın aslında öyküye başladığı andan itibaren öykü üzerine düşünen bir yazar olduğunu söylemek mümkün. Mesela günümüzde bunun örneğini çok fazla görmüyoruz aslında. Öykü teorisi üzerine düşünen yazarların sayısı da ya da yazan sayısı da çok fazla değil. Hatta biliyorsunuz hep popüler bir tartışma var. İşte eleştiri var mı Türk edebiyatında diye. Bu eleştiri meselesinde bunu da belki gündeme getirmek gerekebilir. Yani günümüzde öykü yazarları mesela ne kadar öykü üzerine düşünüyorlar, öykü üzerine teorik metinler yazıyorlar mı? Veya işte güncel yazarlar üzerine, kendi çağdaşları üzerine yazılar yazıyorlar mı? Bu soruyu da düşünmek gerekir. İşte Tomris Uyar öyküye ilk başladığı dönemlerde aslında çok bilinçli bir çabayla giriş yapmış öyküye ve yenilik hikayesi diye bir tabir ortaya atmış. Yenilik hikayesi
Tabii tam olarak tanımlandı mı, tanımlanmadı mı, bununla ilgili tartışmalar var ama yenilik hikayesinden Tomris Uyar'ın anladığı şey, o dönemlerde edebiyatta özellikle 50'lerden, 1950'lerden başlayan bir iki ayrı kanal var. İşte ilki daha çok işte toplumcu yazarların ya da işte köy yazarlarının, köy gerçekçiliğini anlatan yazarların oluşturduğu kanal. Ki hem romanda hem öyküde görebiliyoruz, o özellikle toplum sorunlarını önceleyen ve çoğunlukla da işte Marksist ideolojiye yaslanan ve genellikle bir ezen ezilen ilişkisi üzerinden kurgulanan öyküler, kurmacalar mevcut. Diğer kanatta da bunun tamamen dışında özellikle 1950 kuşağı diye bizim adlandırdığımız bir kuşak var. Bu kuşak tabii ki daha böyle varoluşçuluktan, dönemin modernist eğilimlerinden etkilenen bir kuşak. Bu iki ayrı eğilim bir arada varlığını sürdürüyor. 50'lerden başlayarak 60'larda da bu iki farklı kanadın bir arada varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. İşte Tomris Uyar bu iki temel kanadın veya iki ayrımın dışında yeni bir hikaye anlayışı ortaya koyuyor. Buna da yenilik hikayesi diyor. Yani ne toplumcu edebiyat gibi bir hani güdümlü veya angaje edebiyat diye adlandırabileceğimiz bir edebiyatı savunuyor. Ne de 50 kuşağı gibi bize özgü olmayan bir varoluşçuluktan beslenen bir edebiyat bunu savunuyor. Yani ikisinin dışında, bu iki temel eğilimin dışında yeni bir öykü tanımı ortaya koyuyor. Aslında 1950 kuşağının öykü anlayışıyla çok uzak değil yazdıkları ama onları çok bizden özgü bulmamış. Yani onların dertlerini biraz daha belki soyut bulmuş veya varoluşçulardan özellikle Camus'den, Sartre'dan fazla etkilendiklerini düşünmüş. O yüzden biraz daha belki bize ait hikayeleri anlatma yolunu seçmiş. İşte yenilik hikayesi dediğimiz şey ortaya konan yeni bir edebiyat anlayışı. Kendisi dışında özellikle yine aynı dönemlerde yazmaya başlayan Sevgi Soysal, Selçuk Baran gibi yazarları da, Hulki Aktuncu, Leyla Erbil'i de bu noktaya koyuyor aslında. Onların da yenilik hikayesi yazdığını söylüyor. Ve öykü üzerinde düşünürken işte karakter yaratma, atmosfer oluşturma, öykünün kurmacanın temel unsurları gibi farklı başlıklarda yazılar yazıyor yenilik hikayesi üzerine. Ve çeşitli tartışmalara yol açıyor tabii ki bu. Mesela yenilik hikayesi nedir? Tam bir tanımı yapılmamış diyenler var. Farklı açılardan değerlendiriyorlar ama canlı bir edebiyat ortamı oluşmuş bu tartışmalar etrafında. Pek çok kişi işte yenilik hikayesi nedir gibi bu tartışmaya katılmış. Mesela Leyla Erbil bu yenilik hikayesine çok fazla hani katılmıyor. Bu tabirin çok doğru olmadığını söylüyor. Farklı eleştiriler getirmişler ama hani kısaca şeyi söyleyebiliriz. Öyküye yeni bir bakış açısı getirme, kendi kuşağında yakın gördüğü isimlerle birlikte yeni bir öykü anlayışı oluşturma gibi temel özellikleri var. Fakat bu yazıların devamı gelmediği için tartışmalar bir yerde sönümleniyor. Bir de burada önemli bir şey var, belki ondan da Hazel daha detaylı bahsetmek ister. Öykü ve hikaye ayrımı yapılması meselesi. Yani yenilik öyküsü deyince bunu da konuşmamız gerekli. Tomris Uyar öykü ve hikaye kavramlarını birbirinden ayırıyor. Bunu da belki Hazel biraz daha detaylı anlattıktan sonra ben öğrencilere de bu kavramı nasıl anlatıyorum? Edebiyat öğretmenleri öykü ve hikaye kavramına değinmeliler mi? Onu da belki biraz daha detaylandırabilirim. Çok teşekkürler Sibel Hanım. Gerçekten bu
her ne kadar sizin de vurguladığınız gibi o seri yazılarında yenilik hikayesi adını kullanmışsa da daha sonra hikaye ve öykü kavramlarını bir ayrıştırıyor ve bugün de bu konu tartışıldığında her seferinde referans verilen isim Tommy Sawyer'dır. Onun yaptığı ayrım vurgulanır. O dönemdeki yazılarının bir faydası yani hani bir yenilik öyküsü vardır yoktur'un yanı sıra öykü üzerine düşünmesi. Hani siz dediniz yani öykü üzerine düşünen yazarlar az. Yani eleştirmenlerin de akademinin de öykü üzerine çok gitmediği bir gerçek. Yani romanın hegemonyasının yanında öykü daha böyle mütevazı bir tür olarak kalıyor. Fakat işte Tomlinson'un 60'lar gibi erken sayılacak bir dönemde öykünün temel kavramlarını da kendisine sorunsal ediniyor ve bunları gündeme getiriyor. Hazel Hanım'dan şimdi rica edelim bize hem bu öykü hikaye ayrımını hem de biraz Tomlinson Hanım'ın öykü türünü tür olarak nasıl konumlandırdığını aktarırsa sevineceğiz. Evet, Tomlinson Sawyer özellikle öykü yazmış ve bunu bile isteye kendi edebiyatında bir tercih olarak benimsemiş bir kalem. Bu açıdan da öykü teorisine kattıkları önemli. Öyküyü kendine özgü bir tür olarak tanımlıyor her şeyden önce. Yani hikaye ve öyküyü ayrı yerlere koyuyor kendi edebiyat anlayışında. Hikaye yani tahkiye edilen her anlatıyı bir hikaye olarak düşünebiliriz. Bir vaka kurgusu olan yani bir olayın anlatımına dayanan her anlatı hikaye vasfını adlandırmasını taşıyabilir. Ama anlatılan her anlatı yani her vaka öykü olamaz. Öykü olabilmesi için onun bir biçem süzgecinden geçmesi gerekiyor. Yani metne dönüşmesi gerekiyor ve bu noktada öykü türünün bir biçimsel özellikler bakımından müstakil bir tür olarak, kendine ait bir tür olarak ortaya çıkışını aslında bize anlatmaya çalışıyor öyküden bahsederken. Burada yenilik hikayesi demesinin sebebi bizde öykü sözcüğünün kullanımı biraz daha sonradan benimsendi. 80'li 90'lı yıllarda daha çok öykü kavramını yani terim olarak kullanmaya başladık gibi oldu. O dönemler hikaye sözcüğü de öyküyü karşılamak için kullanılıyordu. Kendisi de zaten bu yazıyı revize edip tekrar 90'lı yıllarda yayınlıyor. Yanılmıyorsam 99'da yeniden yayınlıyor. Bu hikayede yenilik yani yenilik hikayesi yazısını ve orada bunu aslında öykü diye kullanmam daha doğru diyerek güncelliyor bu kullanımı da. Yani sonrasında öykü adlandırmasını da özel olarak kullandığını göreceğiz. Bu nedenle ilk yazılarında yenilik hikayesi derken öykü kuramından, öykü teorisinden bahsettiğini akılda tutmamız gerekiyor. Öyküden kastı ne peki ve neden yenilik hikayesi diye bir kavramsallaştırmanın peşine çıkıyor, düşüyor Tomlinson Sawyer. Demin Sibel de bahsetti. Bir aslında ekolleştirme girişimi de olabilir. Bir öneride bulunuyor. Yani bir tarafta biraz Fransız bunalımcılara öykünen bir yazım tarzı var. Bir tarafta toplumcu gerçekçiliğin reçetelerini edebiyata getiren bir tarz eğilim var. Yani daha Marksist bir eğilim var. Bir de bizim gibi daha yazan ve bunu daha çok öykü özelinde yazan isimler var diyerek kendisiyle birlikte Leyla Erbil, Sevgi Soysal, Hülya Tunç, Selim İleri gibi isimleri zikrediyor. Ve hepsinden olumlu bir cevap alamıyor tabii ki. Bir ekolleştirme girişimi olsa da bu öneri tam bir karşılık bulamıyor. Ama bu yazı dizileriyle aslında Tomlinson Sawyer öykünün yerli anlamda kuramsal kaynaklarına önemli bir katkı yapıyor. Bugün dönüp baktığımızda öykünün ne olduğunu, neden ve nasıl yazıldığını, niye öykü diye kendine ait bir türden söz ettiğimizi anlamak için ya da anlatabilmek için başvurabileceğimiz metinler oluşturuyor. Bu anlamda önemli de bir çaba bu süreç. Tabii ki eleştirilere de
maruz kalıyor. Kendi eleştirileriyle birlikte kendisi de eleştirilere maruz kalıyor. Bu eleştirilerden bir tarafta, eleştirilerin yapıldığı bir tarafta işte toplumcu gerçekçi kanattan yine daha çok Asım Bezirci gibi isimlerin de o dönemde bu tarz yazın türlerini ya da bu tarz üretimleri birbirinden kopuk anlatımların olduğu, anlamın çok belirsiz olduğu, çok soyut olduğu, bu nedenle de gerçeği anlatmayan metinler olarak niteliyor mesela toplumcu gerçekçiler tarafından bu metinler, bu öyküler. Bu nedenle bazı eleştirileri yaparken kendisi de bu eleştirilerin de bir taraftan maruz kalıyor Tormis Uyar. Bir eleştiri de yanlış hatırlamıyorsam hani anlattıklarının çok yeni olmadığı, aslında Amerikan öykücülüğünün bir şekilde yakını olduğu gibi bir eleştiri de getiriliyor ama zaten hani öykünün diyelim ki Edgar Allan Poe ve Chekhov işte o geleneğine baktığımızda zaten belli başlı bir oluşan bir yapısı var. Sibel Hanım az önce öğrencilere bu öykü hikaye ayrımı nasıl aktarılabilir, bu konuda ben bir şeyler söylemek istiyorum demişti. Biraz onu dinleyelim. Evet, tam bugün dersim vardı, orada anlattım. O yüzden tam üzerine geldi. Özellikle öyküyü anlatırken Tomris Uyar'ın metinleri çok yardımcı oluyor gerçekten de ders deneyimlerinde. Bu sefer Leyla Elbir'i işledim ama Tomris Uyar özellikle bazı öyküleri teknik anlamda çok üzerinde durduğum bir yazar. Hazel'in de bahsettiği gibi öykü daha yazılan, kurulan bir şey. Hikaye ise tahkiyeye dayanan, yani anlatılan bir şey. Tomris Uyar da bunun ayrımını yapıyor. O yüzden birçok öyküsünde anlara odaklanıyor, parçalı anlatılara odaklanıyor. Bugün bahsettiğim bu öykü-hikaye ayrımı genellikle öğrencilerin çok fazla üzerinde durmadıkları ya da şaşırdıkları bir şey oluyor. Bir kere şöyle bir eğilim de var, işte öykü romanın kısasıdır gibi. Ben bunun doğru olmadığını ve öykünün, hikayenin farklı şeyler olduğunu söylüyorum. Yani eş anlamlı olarak birbirinin yerine kullanılıyor, evet, ama öykü derken neyi kastediyoruz? Yani modern öyküyü kastediyoruz aslında. Daha yeni bir kavram. Hikaye ise çok eski bir kavram. Yani insanlık tarihi ile kadar eski. Hep hikayeler anlatmışız. İşte Türk edebiyatında da meddah hikayeleri, işte Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri gibi tahkiyeye dayanı anlatım buna dayanıyor. Ama öykü dediğimiz daha modern bir kavram. Bizim edebiyatımızda özellikle işte Sait Faik'le özdeşleştirdiğimiz, Memduh Şevket'le özdeşleştirdiğimiz bir kavram. Yani daha olayı arka plana atan, anlatım tekniklerinin ön plana çıktığı, genellikle kapalı uçlu biten, bu yüzden de öğrencilere yorum alanı bırakan bir kavram olarak kısaca değerlendirmeleri gerektiğini söylüyorum. Bugün de bunun üzerine konuştuk ve genellikle bu ayrımı çok da ayırdığında olmadıklarını söylediler. Bir de tabii Hazel'le bizim şöyle ortak bir noktamız var. İkimiz de teknik üniversitede ders veriyoruz. Yani öğrencilerimiz edebiyat öğrencisi değiller. O yüzden teknik olarak edebiyatın işte farklı anlatım yollarını, mesela bilinç akışını, iç monoloğu da anlatırken Tomris Uyar'dan, işte Leyla Erbil'den veya Sevgi Soysal'dan sıklıkla yararlanıyoruz. Yani anlatmak istediğim aslında kısaca buydu. Tomris Uyar'ın teknikleri üzerine biraz daha detaylı konuşuruz sanıyorum. Ama öğrencilere anlatırken özellikle bu öykü ve hikayenin ayrımını de belirtmek gerekiyor bence. Evet, eş anlamlı kullanıyoruz zaman zaman ama tamamen aynı şeyler olmadığını söylemek gerekiyor. Bugün günümüz yazarlarında da gördüğümüz bir şey, yani birçok yazar öykü ve hikayenin aynı şey
olmadığını söylüyorlar. Bir de Tomris Suyar bilindiği gibi sadece öykü yazmış. Yani günlüklerini saymazsak ya da bu demin bahsettiğimiz teorik yazılarını saymazsak roman yazmamış. O yüzden öyküye son derece bilinçli bir şekilde başladığını, hiçbir zaman romana meyletmediğini görüyoruz. Roman yazmak istememesinin sebeplerinden bir tanesi de o aradığı deneyselliğin öykü türüne daha uygun olduğunu söylemesi. Roman daha eski bir tür, Tomris Uyar'ın ifadesiyle. Bu sebeple öykü daha yeni bir tür olduğu için öyküde teknik anlamda denenecek çok fazla şey var. Yani daha yaratıcı bir alan olarak görüyor öyküyü. Bu yüzden o Tomris Uyar deyince sıklıkla dile getirdiğimiz bir şey. Her zaman öyküye çok bağlı olduğu ve son derece bilinçle öykü yazdığı, çeviri faaliyetlerini de bununla birlikte tabii ki değerlendirebiliriz. Öyküyü daha iyi anlamak için çeviri yapıyor. O yüzden öğretmenler de bence Tomris Uyar'ı özellikle farklı yanlarının yanında bu şekilde de ön plana çıkarabilirler derslerinde. Yani öykü ve roman farklılığı. Evet. Şimdi bu teorik yazılar ve öykü üzerine düşünmek dendiğinde bir handikap benim aklıma geliyor. Buna zaman zaman tanık da oluyorum. Özellikle biraz hani atölyelere gitmiş arkadaşlarla konuştuğumda genellikle bir öykü nedir konusunun konuşulması ve bir yani şablon verilmesi. Yani öykünün olmazsa olmazlarının sıralandığı, sayıp döküldüğü bir ortamda. Hani öğrenciler genellikle bunları olmazsa olmazın dışında, hani bunun dışında başka bir şey olmaz gibi algılıyorlar. Halbuki Sibel Hanım'ın çok yerinde söylediği gibi öykü çok daha deneyselliğe ve arayışçılığa açık ve hani benim kişisel gözlemim aslında öykücülerin avantgard bulunarak yaptıkları kimi arayışlar bir zaman sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu sefer romancıların rahatlıkla kullandıkları bir şey oluyor. Çünkü arkalarında bunun bir yapılmış tecrübesini görüyorlar. Çok risk almıyorlar. Halbuki Tomris Uyar hani benim gözlemim alabildiğine risk alan ve konforlu alanlardan uzak duran bir öykücü. Yani bir öykü şablonunu ya da bir öykü tarzını beğendirip o tarzdan devam etmiyor. Ve çok farklı tekniklerle bunu sürdürüyor. Biraz da bunların üzerine konuşabilir miyiz? Ben birkaç şey söyleyebilir miyim bu konuda? Tabii. Şimdi öğrencilerle bu yaşadığım metin yorumlama süreçlerinde genelde karşılaştığım şey şu oldu benim. Bizim kendi lise edebiyat tecrübemizden de, edebiyat eğitimi tecrübemizden de, öğretmenlik değil de öğrencilik açısından var ola gelen bir anlayış var. Bu daha çok biz bir metnin anlamının ne olduğunu, ana fikrinin ne olduğunu ya da temel mesajının ne olduğunu tespit etmek üzerinden hep hareket ediyoruz. Metne öyle yöneliyoruz ve dolayısıyla öğrenciler bir metin, farklı bir öyküyle karşılaştıklarında, yani deneysel bir metinle karşılaştıklarında ilk tepkileri bunu anlayamıyorum ya da ben hiçbir şey anlamadım oluyor. Aslında orada metinle baş edememekten korkuyorlar. Çünkü orada bir anlam var. Yani tekil bir anlam var. Onu tespit edecek ve doğru cevabı bulacakmış gibi bir yanılsama içerisindeler. O noktada işte biz mesela öğrencilere alan açabiliyoruz. Yani bunun tek bir anlamı yok. Bu metnin birçok anlamı var. Sen ne çıkardın, ne düşündün? Sana ne çağrıştırdı? Çok başka, hatta bu anlam ihtimalleri üzerinden başka okumalar da yapabilir gibi bazı böyle küçük girişimlerimiz de oluyor derste. Yani benim oldu, birkaç kere denedim bunu öğrencilerle. Bu onları biraz bu fikirden kurtarmak gerekiyor. Yani yaratıcı düşünmenin, yaratıcı okumanın küçük de olsa teknik uygulamaları anlamında onlara birazcık herhalde rehberlik etmek, eşlik etmek açısından öyküyle tanıştırmak oldukça
faydalı olabilir. Bu noktada Tomris Uyar'ın öyküleri birazdan daha detaylı değiniriz. O kadar açık metinler ki bunların üzerinden de hani bu tür uygulama çalışmaları, yorumlama çalışmaları yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, hatta belki şöyle bir şey düşünülebilir. Çok haklısınız, çok açık ve anlaşılır yazıyor bütün deneyselliğinin yanında ama farklı okumalara da açık bir yanı var. Yani Tomris Uyar'ın bir öyküsünün sınıfta okunduğunda her öğrencinin aynı şekilde anlayacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla öğrencilerin o öyküden kendilerine ne geçtiğini tartışmaları da aslında öykü türüne onları yakınlaştıracaktır. Yani biliyorsunuz hani öykü işte az önce söylediniz romana geçiş türü gibi algılanır. Romanın kısası gibi ama bir başka görüşte de kapalılığı ve çağrışımlara açıklığı nedeniyle şiire yakın görülür. Dolayısıyla iyi bir öyküde çok zaman anlatılan hikayenin yanında tam Tomris Hanım'ın terminolojisiyle söylüyorum yani tahkiye edilen olayın yanında aslında sezdirilen, anlatılmayan bir yanda vardır. Bunu Tomris Hanım'ın öykülerinde de görürüz. Onun çevirdiği öykücülerde de görürüz. Benim çok sevdiğim Amerikalı öykücü John Cheever ki onu Tomris Hanım'ın çevirdiği Yüzü kitabıyla tanımış ve sevmişimdir. Mesela onun öykülerinde de bunu fark ederiz. Yani o öykünün bu yapısı bence çeşitli çalışmalara imkan sağlayan bir yapı gibi geliyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Ben tekrar söz alabilirim. Sen de. Dilersen sana bırakayım Sibel. Tamam, bu sefer sen söyle, sonra ben devam ederim. Peki. Aklıma düştü şimdi Behçet Bey'in de bahsettiklerine paralel olarak Bilgi Üniversitesi'nde Tomris Uyar'ın verdiği dersler de kıyıdan açılmak başlığını taşıyordu. Yani öğrencilerle kurduğu ilişki, onlarla o metinleri, tartışma biçimi, çalışma biçimi de böyle bir disipline dayanıyor. Çok net bir biçimde görebiliyoruz bunu. Hani bunu eklemek istiyordum. Aklıma gelmişken bunu da parantez içerisine vereyim dedim. Ben de Behçet Çelik'in ifadesiyle hani bu farklı anlamlar ifadesiyle ilgili bir gene ders örneği verebilirim. Lisede de uygulanabilir bu farklı okumalara imkan tanıdığı için. Farklı teknikler kullandığını söyledik demin. Benim mesela derslerimde sıklıkla işlediğim bir öykü, dikkat kırılacak eşya öyküsü. Tomris Uyar'ın Yürek'te bu kitabında yer alıyor. O öykü üzerinde konuştuğumuzda her seferinde ben de yani şuna da dikkat etmemiştim dediğim şeyler çıktığını keşfettim. Farklı öğrencilerle, farklı yıllarda bu öyküyü konuştuğumuzda. O öykünün şöyle bir tekniği var. Anlatıcımız başlangıçta işte kendisini, erkek anlatıcımız kendisini ziyarete bir kadın arkadaşının geldiğinden bahsediyor. Fakat öykünün anlatım tekniğinde biz sadece erkeğin sesini duyuyoruz. Yani karşılıksız bir diyalog var o öyküde. Bunun yanında da iç monologlar ve bilinç akışı gibi farklı teknikler var. Dolayısıyla öykünün ilk giriş kısmı bir kere çok ilginç. Öğrencilere farklı geliyor. Ve burada neden böyle bir teknik kullanmış Tomris Uyar? Yani içerikle ilgisi ne bu tekniğin diye soruyorum genellikle. Ve özellikle bu karşılıksız diyalog ne anlama geliyor? Kadın karakter nasıl bir karakter? Erkek nasıl bir karakter? Bunların isimleri de verilmemiş çünkü öyküde. Ve bu öyküde tekniğin içerikle de çok örtüştüğünü söylemek mümkün. Yani Tomris Uyar üzerine yazan birçok eleştirmenin de ortak söylediği bir şeydir bu. Biçem ve içerik çok iç içe geçiyor Tomris Uyar'da. O yüzden kullandığı teknikler de öğrencilere farklı yorumlar yapma, metni farklı şekilde açıklama imkanı sunuyor. Ve öykünün tamamı buna çok uygun. Yani neden böyle bir teknik kullandı? Öykünün sonu da çok kapalı uçlu bir
pardon çok açık uçlu bir son. Öykünün sonu, öykünün ismi mesela neden dikkat kılacak eşya? Hepsinde çok farklı yorumlara ulaşıyor öğrenciler ve genellikle şöyle diyorlar öykü üzerine konuşmayı tamamladığımızda, ya biz bu öyküyü anlamamışız aslında, farklı yorumlarla öykü daha anlaşılır hale geldi. O yüzden farklı yorumları dinlemek onların anlam evrenini oluşturması açısından oldukça yararlı. Bir de bu öyküde dikkatimizi çeken şöyle bir şey oluyor. Öykünün girişinde anlatıcının cinsiyeti de çok belirgin değil. Tabii Tomris Uyar yazdığı için birinci tekille genellikle bir acaba burada kadın anlatıcıyı mı göreceğiz gibi bir ön yargıyla başladıklarını söylüyorlar. O yüzden anlatıcı meselesi üzerine de konuşulabilir. Yani aslında öykü çok uzun bir öykü değil. Toplam 9-10 sayfalık bir öykü. Ama öyküde teknikler, öykünün ismi, dikkat kırılacak eşya ne demek, isim ve içerik nasıl örtüşüyor? Öyküde anlatıcı, anlatıcının cinsiyeti veya yazar nasıl beliriyor? Bunları konuşmak için son derece açık bir alan sunuyor öğrencilere. Hani belki bu örnekten de hareketle belki Tomris Uyar hangi teknikleri kullanıyor? Tomris Uyar'ın deneyselliği meselesine geçebiliriz sanırım. Evet. Bir şey mi diyeceksiniz Hazel Hanım? Ben de tam o noktada şeyi eklemek istedim. Öykülerinde de öykünün ne olduğu, nasıl yazıldığı ve öykünün alımlanma süreçlerine dair ne gibi mekanizmaları içerdiğini bize küçük ipuçlarını veriyor. Yani öykünün nasıl yazıldığını da bir nevi teorik olarak düşündüren küçük ipuçları ve teknik denemeler yapıyor. Bazı öykülerinde mesela ben hani metaforik olarak okunabilir diye birkaç kez dönüp dönüp okuduğum kısımlar oldu. Diyelim aklıma gelen şu an aramızdaki şeydeydi sanırım. Bayırdaki ılgım hikaye öyküsü. Yaz düşleri düş kışlarında. Evet, yaz düşleri düş kışlarında yer alan Bayırdaki ılgım hikayesi bu anlamda çok ilginç bir metin. Orada da bir erkek anlatıcı var yine. Ve öykü içerisinde öykü ve öykünün yazım sürecinin de biz öyküye dahil olduğunu, bir tür meta anlatı gibi de düşünebiliriz bunu. Öykünün kendi yazım sürecini de metne, yani kurguya dahil ediyor yazar. Burada bir taraftan toplumsal konular var. İşte ranta açılan araziler ve işte bir taraftan zengin sınıfın bu arazileri kapışması, bir taraftan gece kondulaşma gibi sosyal meseleler arka planda işleniyor. Diğer taraftan da yapımı bitmemiş bir villa öykünün odağında yer alıyor. Zaten öykülerinde hep bir mutlaka odak nokta belirleyip onun üzerinden imgeyi dönüp dönüp işlediğini görüyoruz Tomris Uyar'ın. Ve burada ev sanki bir öykünün metaforu gibi algılanmaya başlıyor bir nokta. Çünkü yarım kaldığı, yarım bırakıldığı ya da eksik bırakıldığı için orada oturanlar tarafından evle ilgili farklı anlatılar oluşturuluyor. Ya hatta bir noktada anlatıcı herkes kendi eksikleri üzerinden bakıp evi tamamlamaya çalışıyordu gibi bir şey söylüyor. Sanki bir metinle okur arasındaki ilişkiyi ve okurun metni alımlama sürecini burada biz düşünüyoruz. Ya da alttan alta bize yazar bunu sezdiriyor. Çünkü okurun sezgilerini çok önemsiyor Tomris Uyar ve bu sezgiler üzerinden her okurun kendi okuma deneyimini oluşturması adına da metinde mutlaka bu tür boşluklar, açıklıklar, eksiklikler konumlandırıyor. Yani bir bakıma metni bunlar üzerine kuruyor da diyebiliriz. Yani öykülerinde de öykünün nasıl yazıldığını düşünen ve düşündüren de bir tarzı olduğunu söylemek mümkün. Tabii yani bu yanıyla aslında tam bir hani modernist edebiyatçı yazma meselesinin kendisini de yazının dertleri, sorunları arasına katıyor. Bu söz ettiğiniz öyküde bir de
o yarım kalmış villanın fotoğrafı vardır. Bu tek örnekte değil, yanlış hatırlamıyorsam Tom Husser'in öykülerinde. Galiba Metal Yorgunluğu orada vardır. Güzel Yazı Defteri son öykü kitabıdır ve tamamen fotoğraf ve resimlerle beraber bütünlenen bir şeydir. Bu konuda bir çalışma nasıl yapılabilir? Yani bu mesela resim ve fotoğrafın öyküsünün yazılması gibi bir çalışma içinde Tom Husser verimli bir alan açar mı bize? Dediğiniz gibi hem metal yorgunluğu hem de bu bayırdaki ılgımda fotoğraflar üzerinden kurgulamış öyküyü. Resim de onun öykülerinde oldukça belirgin. Günümüzde de gördüğümüz bir şey, hani bir fotoğrafın öyküsünü yazma. Edebiyat dergilerinde de yapılan bir uygulama. Yaratıcı yazma dersleri içinde oldukça uygun. Benim mesela verdiğim yazılı anlatım diye bir ders var. Orada bazen ben bir fotoğraf ya da resim verip onun çağrıştırdıklarını yazmalarını istiyorum. Ama burada bu bahsettiğimiz öyküler olmasa bile diğer öyküleri de bence çok uygun. Çünkü Tom Husser'in öykücülüğüyle ilgili birkaç anahtar kavram var. Bunlardan bir tanesi de aydınlanma anı ya da an dediğimiz kavramlar. O yüzden birçok öyküsünü parçalı anlatılar şeklinde kurguluyor. Ya da demin Hazel'in dediği gibi çeşitli çağrışımlar, imgeler üzerine kurguluyor. Mesela rastgele öyküsünden bir paragrafı alıp, çoğunlukla ortadan bir paragraf alıp, öğrencilere bunun başını veya sonunu siz tamamlayın denilip, bilir. Yaratıcı yazma uygulamaları içinde bence bu Tom Husser öyküleri, özellikle bazı öyküleri var mesela 5-6 bölümden oluşuyor. Mesela numaralandırılmış öyküler, bu öyküler mesela Dön Geri Bak öyküsü, böyle bir öykü 6 bölümden oluşuyor ve her bu 6 bölümde de farklı bir anı anlatıyor esas karakterimizin, farklı bir anını anlatıyor. Mesela ilk cümle Nesrin öldü diye başlıyor. Sonra geri dönüyor. İşte Nesrin karakterini tanıyoruz. Sonra başka bir yere geri dönüyor. Mesela bu öykünün 4. bölümünü alıp öğrencilerden, lise öğrencilerine yönelik de güzel bir uygulama olur. Öyküyü tamamlamaları istenebilir. Bu öykünün ilk cümlesi de alınabilir, son cümlesi de alınabilir. Böyle farklı yaratıcı yazma uygulamaları var. Ama bence Tom Husser için özellikle öykünün ortasından bir parçayı alıp bunu öğrencilerin tamamlamasını istemek güzel bir yaratıcı yazma uygulaması olacaktır. Hatta bunu sınıfta okuduktan sonra öğrenciler öyküyü nasıl farklı şekilde tamamlamışlar bunu görmek de güzel olur. Çünkü aynı parçayı alıyorsunuz ama farklı şekillerde tamamlıyorsunuz. Öğrenciler bunu görmeyi de seviyorlar. Özellikle yazılı anlatım derslerinde. Yani aynı metin ama farklı bakış açıları. O yüzden bence yaratıcı yazma uygulamaları içinde sizin örnek verdiğiniz fotoğraflı öyküler de çok uygun. Ama onun dışındaki özellikle anlar üzerine, imgeler üzerine kurduğu öykülerini alıp bu şekilde de liselerde bir yaratıcı yazma uygulaması oldukça verimli olur diye düşünüyorum. Evet. Bir izleyicimizden bir yorum gelmiş, onu bir okumak istiyorum. Bir öyküyü öykü yapan ve onu hikayeden ayıran başlıca neden, öykülerin sonunun açık uçlu olması desek yanılmış olur muyuz? Yani bunu yanıtlayalım lütfen, ama bir yandan da buradan şeye geçebiliriz gibi geldi bana. Mesela çok yenilikçi ve deneyselliğe açık bir yazar Tom Husser. Fakat edebiyatımızın soylu geçmişi, onun tabiridir, çok önemsiyor. Ve edebiyatını gelenekten de ayırmıyor. Bunun da en karakteristik örneği Şahmeran Hikayesi ve Gece Gezen Kızlar kitaplarıdır. Yani sözlü kültürü, yazılı kültürü, ama sadece yani anlatılan hikayeyi kağıda dökmek şeklinde değil, modern bir öykü şeklinde aktardı. Söylenebilir tahmin ediyorum. Bunu biraz açabilirseniz sevinirim.
Ben burada şeyi eklemek istiyorum. Demin az önce Sibel'in söylediklerine de katkı olarak bu uygulama çalışmaları ile ilgili yine mesela metal yorgunluğundan bahsettik az önce. Metal yorgunluğu öyküsünün başında karakterin bir portresi fotoğrafı vardır. Öğrencilerin çoğu bu öyküyü okumamıştır. Hatta yani hiçbiri okumamış oluyor genelde. Çünkü çok fazla tanımıyorlar Thomas Uyar. Umarım bundan sonra hani Thomas Uyar okuyan öğrencilerle daha çok karşılaşırız bu gibi çalışmalardan sonra. Fotoğrafla karşı karşıya bırakıp onları bu fotoğrafta kimi görüyorsunuz diye bir metin yazdırılabilir. Bu karakterin ağzından kendini tanıtan hani bir otobiyografi gibi. Bir metin yazmaları istenebilir öğrencilerden. Sonrasında öykü okunup beraber hani sizin yazdığınız metin nasıl bir metin, nasıl bir öykü? İşte sizin kurduğunuz karakterin öyküsü, bu fotoğrafın fotoğraftaki karakterin öyküsü ve Tomris Uyar'ın anlattığı hikaye yani öykü arasında hani öğrenciler bir karşılaştırma yapıp orada kendi gördükleri karakterle işte hikayede öyküde anlatılan karakter arasında bağlantılar kurabilirler. Bu da şey de önemli tabii aslında resim de olsa bir sinema filmi de olsa duyduğumuz bir Şahmeran hikayesi de olsa her anlatı bir metin zaten. Dolayısıyla öğrencilere şöyle de bir farkındalık kazandırmış oluruz bu tür bir çalışmayla. Biz bir metinle karşı karşıya kalıyoruz. Bir film izlerken de, bir resme bakarken de ve bir öyküyü okurken de alımlayıcılar olarak bir metinle karşı karşıyayız. Dolayısıyla oradan neler değiştirebiliriz? Bu aslında bizim daha aktif olduğumuz, daha uyanık olduğumuz bir süreci de işaret ediyor okurlar olarak ya da izleyiciler olarak. Metinlerle kurduğumuz ilişkileri de etkin ve anlamlı hale getirebilen bir yaklaşım olabilir böyle bir bilinci kazandırmak. Evet, yani bu yanıyla aslında edebiyatın çok temel bir noktasını da şey yapmış oluyoruz. Yani bence mesela Thomas Uyar üzerine yapılacak çalışmanın kazandıracağı önemli unsurdan biri mesela dil sevgisidir. Yani Türkçe'ye aşığım diyen bir yazar Thomas Uyar. Ve anlaşılır bir dili her zaman gözetmiş. Dolayısıyla onun öykülerindeki Türkçenin yani okundukça aslında insanlarda dil sevgisini arttıracağını düşünüyorum. Ayrıca da onun öyküleri öykü türünü de sevdirecektir. Edebiyatı da sevdirecektir gibi geliyor bana. Biraz şeyden konuşalım istiyorum. Şimdi yani Thomas Uyar 60'lı yılların sonunda öykü yazmaya başlıyor. İşte 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda yazıyor. Bugünün gençlerine onun öyküleri hangi noktalarda sizce cazip gelebilir? Hani benim kişisel görüşüm çok kısa söyleyeyim. Büyülü bir yanı var onun kaleminin. Güncelden hiçbir zaman uzak durmuyor. Yani kendi güncelini yazıyor. Diyelim ki 70'li yılların dinamiklerinden yola çıkarak bir öykü yazıyor. Ama bana 2020'lerde de bu öykü halen tazeymiş gibi geliyor. Bunu biraz daha hani ele aldığı konular üzerinden konuşabilir miyiz? Hani bugünün genç okurlarına, öğrencilere hangi noktalardan Thomas Hanım'ın öyküleri cazip gelecektir, gelebilir sizce? Bu noktada belki bu konuşmamızın başlığındaki değerler meselesinden konuşabiliriz. Süremiz de biraz azalıyor galiba. Tomris Uyar üzerine konuşacak çok fazla şey var çünkü. Bu değer meselesi bence sizin bahsettiğiniz konuyla oldukça alakalı. Onu bugün de çok güncel kılan ve evrensel kılan bir nokta. Demin işte gelenekle olan ilişkisinden de kısaca söz ettiniz. Özellikle Şahmeran hikayesi, Gece Gezen Kızlar gibi
öykü ve kitaplarında gelenekten beslendiğini görüyoruz. Ama onun dışında yazdığı toplam 11 öykü kitabında aslında her seferinde farklı şeyler deneyen bir yazar olduğunu görüyoruz. Ama hep bir öz de var bence. Tomlis Uyar öykücülüğü diyebileceğimiz bir öz de var. Ve bu öz meselesinde değerler ve değerler yitimi ve kadın yazını bence özellikle oldukça önemli kavramlar. Bugün de Tomlis Uyar deyince onun edebiyatından çok bilindiği gibi özel hayatı ön plana çıkıyor. Öğrenciler arasında da hani bir merak oluşturabiliyor. Bence bu algının önüne geçebilmek için hani sosyal medyada da biliyorsunuz çok eleştirilen bir şey bu. Ama maalesef İşte özellikle özel hayatıyla, ikinci yeni şairleriyle ilişkileri bağlamında değerlendirilebiliyor. Bu algının önüne geçebilmek için bence onun öykücülüğünü ve çevirmenliğini de tanıtırsak öğrenciler bu ön yargılarından varsa eğer kurtulacaklardır. O yüzden özellikle değerler ve kadın yazını bağlamında ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Değer kelimesini çok sık kullanıyor. Değerler yitimi, değerler depremi gibi. Özellikle çok sık değişen kültürel değerler, sosyal değerler ve sınıfsal değerler çok önemli onun öykülerinde. O yüzden birçok öyküsünü de farklı sınıflardan insanların bir araya geldiği ortamlar, ödeşme ortamları veya hesaplaşma ortamları üzerinden kurguluyor. O yüzden sınıf meselesi de Tomlis Uyar'da çok önemli. Yani bazen farklı sınıflardan olan insanları bir araya getiriyor. Bazen de aynı sınıftan, özellikle işte küçük burjuva dediğimiz kesimden gelen insanların nasıl değerlerinin yitirildiğini, zaman zaman işte eski solcular, 68 kuşağı gibi ifadeleri de kullanıyor. 70'lerdeki, 60'lardaki toplumsal değişimler, 80'lere bunun yansıması. Biliyorsunuz uzun bir dönemde yazıyor çünkü öykülerini. O yüzden Türkiye'nin geçirdiği toplumsal değişimleri, bu değişimlerin değerlere olan etkisini, kadınların yaşamlarına olan etkisini de gözlemleme şansı buluyor. Bu sebeple değerler onun öykülerinde çok önemli. Küçük burjuva hayatları, paranın meta haline gelmesi gibi kavramlar çok önemli. Demin bahsettiğimiz Bayır'daki Ilgım öyküsünde mesela şöyle bir cümle geçiyordu. Türkiye'de yaklaşık 10 yılda bir çok büyük bir değer değişimi olur, değişimler olur. Hatta insanların kıyafetleri de değişir bu 10 yılda diye. Bugün okuduğumuzda daha farklı şeyler de düşündürüyor bize. Çünkü günümüzde değişimler çok daha hızlı oluyor. Ve bunları Tomlis Uyar'ın öykülerinden takip edebiliyoruz. Demin Hazel de söz etmişti. Örneğin şehirleşmenin hayatımıza olan etkisi, şehirlerin hızlı değişimi, kültürel alanların yok edilişi, bunlar da çok önemli. Bunun dışında kadın yazını ile ilgili de bir şeyler eklemek isterim ama önce değerler meselesi, sanırım Hazel de bir şeyler ekleyecektir. Ben değerler meselesini Tomlis Uyar'da iki biçimde görüyorum. Toplumsal değerler, bir taraftan da bireyin kendi değerleri ve bunların arasındaki çelişkiler, gerilimler. Bir taraftan da değerlerin yitirilebildiği kadar yeniden tanımlanabildiği ya da tanımlanabilme ihtimali üzerine de söyleyecek sözleri olan metinler, öyküler yazıyor Tomlis Uyar. Karakterlerin öyküler içerisindeki durumları çok ilginç bu anlamda. Yani bir seçim yapıyorlarsa o denklem içinde kalarak, yani kendilerine verilen ya da dayatılan rollerin çok da dışına çıkmadan o rollerin içerisinde kalarak yine bize yazar o değerleri sorgulatıyor. Özellikle mesela öykünün ismi, bazen öykülerin isimleri karıştırabiliyorum. Bol buzlu bir aşk lütfen öyküsünde. Evet. Demin sen de bahsettin. O 80'li yılların hızla kapitalistleşen toplumunu, ilişkilerdeki yozlaşmayı ve insanların o zenginleşme hırsıyla, sınıf atlama hırsıyla yitirdikleri ahlaki değerlerini ya da aslında bireyselliklerini çok vurgulu bir biçimde bize anlatıyor ve bunu var olan anların
tarifi içerisinde yazar bize sunuyor. Bu noktada işte aydınlanma anlarında işte bireyin o değerleri arasında, değerleriyle kendi benliği arasındaki sıkışmışlığı, o hesaplaşmayı görebiliyoruz. Bununla ilgili de mesela o oradaki Mehmet karakteri, o öyküdeki en yakın arkadaşları bir şekilde kendilerince birer yol tutturmuş. İşte kimi çok zengin bir sanırım müteahhit oluyor, iş adamı oluyor ya da başka tür işte işlerle uğraşanlar var. Hepsi bir şekilde zenginleşmişler ve bir taraftan da o topluma, o yeni düzene çok iyi ayak uydurmuşlar. Mehmet ise bu düzene çok ayak uyduramamış ama kendince ayrı bir özerk bir alan da kendine yaratamamış. Dolayısıyla biraz alkolizm problemiyle beraber, alkol problemiyle beraber kendini işte yalnız ve boşlukta buluyor bu ilişkiler içerisinde. Bir taraftan bu ilişkilerini sürdürüyor ama kendi bireyselliğini de kaybettiğini, kendinden de uzaklaştığını yazar bize o anları içerisinde Mehmet'i koyarak gösteriyor. Kendine farklı bir yol çizmiyor ya da bir red dediş, büyük bir itiraz içerisine sokmuyor karakterlerini Tomsuyar bu anlamda. O denklemin içerisinde, belki de o çözümsüzlüğün içerisindeki bir anlık bir farkındalık kazanma, aydınlanma anıyla okuru karşı karşıya getirmeyi daha çok önemsiyor. Çünkü karakter bir şekilde kendine yeni bir yol seçse, reddetse, çok büyük bir çıkış yapsa, biz de belki okur olarak orada karakterle özdeşleşip bir rahatlama içerisine gireceğiz. O rahatlığı bize tanımıyor. Sanırım metni biraz daha bu anlamda uyanık gözlerle okuyup o problemin üzerine düşünüp kendimize bir şeyler devşirmemizi tercih ediyor Thomas Uyar. Değerlerin işte o sancılı değişim süreçlerindeki halleri de bu nedenle değişkenlikleri içerisinde veriliyor açıkçası. Yani sabit bir değer, sabit bir sistem öngörüsünden hareket etmeyip daha çok bir değişim ve değişebilirlik ihtimalleri üzerine bizi düşünmeye davet ediyor. Evet, yani mesela şu da dikkat çekici bir şey bence Thomas Hanım'ın öykülerinde. Yani işte diyelim ki toplumcu gerçekçi çizgideki kimi eleştirmenler anlatımını dağınık ve odaklanmamış bulmakla birlikte bireyci de buluyorlar ama onun karakterleri hem birer birey hem de bir toplumsal varlık. Yani toplumsal, mesela Thomas Uyar'ın öykülerindeki toplumsal eleştiriyi hiçbir zaman şey yapamayız, göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla çok aslında belki yenilik öyküsü diye saydığı kendi kuşağındaki öykücülerin çoğunda da bu vardır. Yani Selçuk Baran'da da bu vardır, Selim Lir'de de vardır, Leyla Erbil'de de vardır, Hulki Aktunç'ta hatta giderek daha da böyle politizanların anlatımı anlamında karşımıza çıkar. Ama aynı zamanda da bir bireydirler ve kendi bireysel sorunları da vardır. Kimi değerleri sorgularlar, kimi değerlerin içine doğmuşlardır, onlarla çatışırlar. Bu anlamda mesela Thomas Uyar'ın öykülerinde aile de bir sorunsal olarak şey yapar. Yani işte ödeşmeleri hatırlıyorum. Yani doğrudan aslında bir aile içerisindeki bir mesele olarak ödeşmeyi koyar. Yani bir sınıfsal bir ödeşme değildir orada kastettiği. Dolayısıyla aile içerisinde kadının pozisyonu da ayrı bir problem ve yine Tomuşların da içinde olduğu öykücü kuşağının öykülerinde mesele olarak önlerine aldıkları konular belki 20-25 yıl sonra Türk siyasi hayatında bir feminist bir ekol içerisinde sözel karşılığını, söylemsel karşılığını bulmuştur. Yani edebiyat orada bana hep biraz daha önde takip etmiştir gibi geliyor. Az önce Sibel Hanım da söyledi, belki bu kadının aile içerisindeki ya da toplum içerisindeki konumunun Tomusuyar'daki karşılığını konuşmak bugünün
genç kadın okurlarının da tahmin ediyorum yaşadıkları pek çok sıkıntının bir yansıması olacaktır. Biraz bunu dinlemek isterim sizden. Evet, yani bugün dediğiniz gibi tartışılan pek çok şeyi Tomris Uyar'ın ilk öykü kitaplarından itibaren görüyoruz. Yani ilk kitabı İpek ve Bakır'dan itibaren mesela pek çok aile öyküsü yazıyor. Aile içinde kadının yaşadığı sorunlar, kadının özne olup olmaması meselesi. Birçok özellikle ilk iki kitabında çok belirgin. O yüzden daha ilk kitabından itibaren bugünün koşullarında oldukça feminist bir bakış açısıyla yazıldığını söyleyebileceğimiz öyküler bunlar. Yine farklı sınıflardan kadınları görüyoruz öykülerinde. Yani kimi zaman bu demin de söz ettiğim küçük burjuvalar, kimi zaman daha alt kesimden kişiler, taşralı kadınlar da var. Mesela yine ilk kitaplarında gündelikçi kadınlar var, mesela hizmetçi kadınlar var. Bunların öyküsünü de yazmış. O yüzden bazen farklı toplumsal kesimlerden kadınlar da aynı öyküde yer bulabiliyorlar kendilerini. Bunların üzerinden de bir farklılık anlatısı kurabiliyor. Ama çok kesin bir sınırla, yani örneğin işte okumuş eğitimli kadınların daha farklı bir konumda olduğunu söylemek mümkün değil. Yani her toplumsal kesimden gelen kadın farklı ya da benzer sorunları yaşayabiliyor Tomris Uyar'ın öykülerinde. O yüzden mesela bazı öykülerinde işte karakterlerden bir tanesi çok iyi eğitim almış bir kişi, üniversite okumuş veya yazar bir kadın. Onun karşısında da mesela daha eğitim almamış, aile içinde sıkışan, kendi özneleşme sürecini, varoluş sürecini idrak edemeyen kadın karakterler de görüyoruz. O yüzden sınıf meselesi burada da devreye giriyor. Fakat sınıfsal açıdan hani kadınlar arasında çok bariz bir farklılığı vurgulamıyor bize. Yani herkes benzer sorunları yaşayabilir. Fakat Tomris Uyar kendisini bir kadın yazar etiketi altında değerlendirmek istememiş. O yüzden ben her izme karşı olduğum gibi feminizme de karşıyım diyor. Buradan şeyi anlayabiliriz aslında. Günlüklerine de, gün dökümlerine de bir uyumsuzun notları başlığını koyan Tomris Uyar'ın aslında muhalif ya da uyumsuz bir karakter olarak kendini konumlandırdığını, bu yüzden belli sıfatların altında adlandırılmak istemediğini görüyoruz. Ama bence birçok metni feminist edebiyat açısından tartışma alanı açabilecek derinlikte. Fakat şunu da ekleyebilirim son olarak bu feminist edebiyatla ilgili kısma. Kur kendi demin isimlerini andığımız Leyla Erbil gibi, Sevgi Soysal gibi yazarlardan ayırıyor Tomris Uyar'ı. Biraz önce bahsettik dil kullanımı, özellikle imgelerden söz ettik, aydınlanma anlarından söz ettik. Mesela Leyla Erbil'de karşılaştığımız çok hani bazen öfkeli bir anlatıcısı vardı. Mesela Ölü diye bir öyküsü var Leyla Erbil'in. Oldukça öfkeli bir sesle konuşan bir özne var orada. Veya Sevgi Soysal'ın işte Tanterosa'da ya da işte Barış Adlı Çocuk'ta karşılaştığımız yer yer ironik, eleştirel bakış açısı Tomris Uyar'da pek fazla yok. O yüzden ben dil kullanımının özellikle onu kendi dönemindeki bu tarz yazarlardan biraz ayırdığını düşünüyorum. Yani hani feminist edebiyat bağlamında feminist dil yaratmak, dişil dil yaratmak gibi konular da tartışılıyor biliyorsunuz. Bence dil bahsinde tamamen farklı bir yerde duruyor bu noktada Tomris Uyar. Benim aklıma bir başka öyküsü geldi Tomris Hanım'ın. Şimdi öykünün adı aklımda değil. Almanya'ya göçmen işçi olarak gidecek olan işçilerin sabahın çok erken saatinde işte Tophane'de buluşup konsolosluğa gidip orada bir doktor kontrolünden geçeceklerdir. Ve tabii bir yanıyla çok dönemsel bir öykü. Yani 60'ların çok Türkiye toplumunun çok temel bir meselesi Almanya işçi göçü. Bununla ilgili bir öykü. Bir yanıyla oradaki
Almanların tamamen sağlıklı işçi talep ediyor olmalarındaki o tuhaf tahakkümcü yapı da ortaya çıkıyor. Fakat o arada orada o öyküde bir kadın çocukken küçük bir operasyon geçirmiştir ve bunu kocasından söylememiştir. Ve sırf bu operasyon ortaya çıkarsa Almanya'ya gidemeyeceklerini bildiği için kocasının kendisine kızacağının korkusunu yaşar. Yani aynı metnin içerisinde hem bir sınıfsal mesele bir gündeme getiriyor Thomas Sowell, hem Batı ve işte Batı toplumu ve işte göçmen işçi meselesi de başka bir karşıtlığı ortaya koyuyor. Bir yandan da işte ailenin içerisinde kadının kocasına karşı duyduğu çekinikliği de ifade ediyor. Bu yanıyla da bence şeydir, çok farklı bir yerde değerlendirebilecek bir öyküdür. Thomas Hanım'ın bu öyküsü. Ormanların gümbürtüsü. Evet, ormanların gümbürtüsü. Doğru, doğru. Teşekkür ederim. Yaklaşık bir saati şey yaptık, tamamladık. Eğer izleyicilerimizden soru sormak isteyenler varsa bize chat bölümünden yazabilirler ve biz bir miktarda o soruları yanıtlamak isteriz. Son 15 dakikadayız aşağı yukarı. İşte az önce de vurguladık, yani aslında konuşmak istediğimiz konuların tamamına değinebilmiş değiliz. Biraz söz sözü açtı, bir şey yapamadık ama belli başlı konulara girdiğimizi düşünüyorum. Bu kadınlık ve toplumsal cinsiyet meseleleri üzerine benim de bazı gözlemlerim oldu. Sanırım 70'ler kadın hareketinden oldukça etkileniyor Thomas Sowell. Yani kendini de bu sürecin içerisinde hissederek yazıyor. Çünkü hep dediğiniz gibi emek ve cinsiyet meselelerini iç içe ele aldığını, yani sınıf ve cinsiyet meselelerini iç içe aldığını, iç içe ele aldığını görüyoruz sıklıkla. Bir taraftan da dil üzerine, erillik, dişillik üzerine de hani düşündüğünü ve bunun üzerine de denemeler yaptığını söylemek mümkün. Ben mesela Süt Payı isimli öyküsünü okurken oldukça etkilendim bazı kısımlardan. Yine bir emek ilişkisi içerisinde görüyoruz kadın karakteri. Bir taraftan da onun anneliğine tanık oluyoruz. Ve burada kadının bebeğini emzirmesi mesela böyle romantize edilerek anlatılmıyor da onun hani bedeninden sanki bir kan sızıyormuş gibi. Hani acılı ve bir o kadar da kendi bedeniyle de ilişkisini ortaya koyan bir deneyim olarak anlatılıyor. Hatta burada bu, yine bu öyküde kadının gece uykudan uyanması, yani bebeğine bakmak için uykudan uyanma sürecinde farklı bir dil kullanımı var. Karanlık, buyurgan bir ses diye tarif ediyor onu, uykudan uyandıran sesi. Hatta çok da uzun bir tasvir var orada. Ve bu bölümün sonunda kocasının onu uyandırdığını hani görüyoruz. Sanki bedenin üzerinde kendi sözünü ya da denetimini kurmaktan mahrum olan bir kadınlık modelinin de burada, hani geleneksel kadınlık modelinin de bir eleştirisini bize yapıyor yazar. Yani bunu bir eleştiri olarak değil, aslında da yine sezdirmeler ve bu gibi metaforik kullanımlar ve dil üzerinden verdiğini söylemek mümkün. Ve sadece bunu aile ilişkileri içerisinde değil, yani o kadının küçük kızıyla sokakta yürümesi ve o süreçte kendisine yönelen bakışları bile, hani yine erkek bakışlarını yine toplumun bir tahakküm mekanizması olarak eril bakışı nasıl hani deneyimlediğini, deneyimlendiğini, nasıl bir performans alanı olduğunu toplumun bu anlamda bize yine gözümüzün önüne getiriyordu. Çok etkileyici bir öykü bu anlamda Süt Payı
öyküsü. Bu tür anlatımları da çokça görüyoruz onun öykülerinde, kadınlık ve annelikle ilgili. Yine 30'ların kadını kitabında da öyküler birbirini tamamladığı için tam olarak tek bir öykü üzerinden de örnek vermekle yetinecek bir kitap değil. Orada karı koca ilişkisinde mesela eğitimli, okumuş kadın, demin sizlerin de söylediği gibi kocasından gördüğü psikolojik şiddet ve erkeğin güç istenci, kadın üzerine kurduğu tahakküm ve bunun bir hani entelektüel ya da okumuş bir erkek tarafından yapılması, gerçekleştirilmesi de yine oldukça düşündürücü, önemli. Evet. Bir soru gelmiş sevgili Yalçın Armağan hocamızdan. Tom Musyar'ın günlükleri onun öykülerini yorumlamakta okurlara yardımcı oluyor mu diye soruyor. Ondan önce ben de şunu söylemeyi düşünüyordum. Sibel Hanım, işte Tomris Hanım'la ilgili bir gençlerde imaj var. Onun işte güçlü bir edebiyatçı olduğunu altı mutlaka çizimeli dediği sıra aklımdan geçmişti. Tomris Hanım çok ciddi de bir entelektüel. Yani özellikle edebiyat üzerine yazdığı yazılar vesaire bir yana günlükleri salt bir işte o bugün şunu yaptım bunu yaptım şeyi değil, güncel ve kalıcı pek çok mesele üzerine gözlemlerini, fikirlerini tartıştığı bir yer. Ve elbette ki şey de ilginçtir, mesela hani öykü hikaye ayrımı yaptığı gibi günlük günce gibi bir ayrım da getiriyor. Yani dile her zaman bir yeni anlam kazandırma isteği ve çabası da var Tomris Hanım'da ve günlükleri zaten hani Türkiye'nin işte 70'li, 80'li, 90'lı yıllarını olduğu gibi kat eden çok önemli eserler ve yani Yalçın Armağan'ın sorduğu gibi gerek anlatım biçimini takip etmek, gerekse arada değindiği kitap ve edebiyatla ilgili görüşler açısından da öyküler hakkında da yardımcı olacak bir metindir gibi geliyor bana. Bilmiyorum, sizlerin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı bu konuda? Günlüklerinde ve söyleşilerinde bolca yazma ve okuma pratikleriyle ilgili bolca anlatımlar var. Thomas Uyar yazarın aynı zamanda çok iyi bir okur olmasını da istiyor. Ve hani kendini eğitmesini. Hani bu nedenle kendi okurluk deneyimleri, okuma süreçleri, hayata baktığı yerleri anlatması bakımından günlükler çok önemli. Bir de tabii burada yazarın sadece günlükleriyle de sınırlamamak gerekiyor. Genel olarak aslında yaşam öyküsü, edebi çevresi, kurduğu ilişkiler, çocukluğundan bu yana kendine kattığı şeyler ve Tomris Uyar olma sürecine dair. Hani bizim onu tanıtırken, anlatırken belki daha bütünlüklü bir portre oluşturmak adına bütün bu hikayeyi de detaylara da girerek açıklığıyla vermek gerekiyor. O çocukluğundan itibaren, nasıl bir ailede yetiştiğinden itibaren o imgeyi, o portreyi tamamlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Belki buradan işte yetiştiği ortam ve kendini yetiştirme sürecine dair de günlüklerden de birçok şey edinilebilir, bilgi ve yorum çıkarılabilir. Günlüklerde şey geldi benim aklıma. Milliyet Çocuk Dergisi, tam da benim de çocuk olduğum yıllardaki yayınlandığı da bir öykü istemişler. O öyküyü yazmak için ne kadar zorlandığını anlatıyor. İşte ve öykü yayınlandıktan sonra bu sefer öyküye eşlik eden Mehmet Sönmez'in çizimini de değerlendiriyor günlüğünde. Yani bu anlamda gerçekten onun yapıtına, çalışma tarzına, dünya görüşüne de çok katkı sağlayacak şeyler. Fazla zamanımız kalmadı. Son bir soru var. Onu ben hocalarıma yöneltmek istiyorum.
Ben de günlüğüyle ilgili bir şey ekleyebilir miyim ufak? Tabii buyurun, sonra soruyu alalım. O demin bahsettiğimiz hani magazinel kimlikten uzaklaşıp gerçek Tombi Suyar portresiyle tanışmak için de bence günlükler çok önemli. Çünkü hayata bakışını esas olarak orada anlatıyor ve öykülerinde bazı otobiyografik unsurlar olsa da kendi hayatını, özellikle özel hayatını gizleyen bir yazar kurmacalarında. Günlüklerinde de bence bunu görebiliyoruz. O yüzden bunlar oldukça önemli. Yani Tombi Suyar'ı gerçekten tanımak için günlüklerine bakılmalı. Günlüklerini yazmayı bıraktığı tarih de önemli. 1999 depremi. Tam işte o değerler depreminin gerçek anlamda da kendini hissettirdiği bir dönem. O yüzden mutlaka hem Hazel'in dediği gibi okuma kaynakları açısından bakılmalı, ama hayata, insanlara, çevreye nasıl bakıyor, bu değişimlere nasıl bakıyor, değerler değişimine nasıl bakıyor, onun da örnekleri mevcut günlüklerde, gün dökümlerinde. Deminki soruyu ben aktarayım. Filiz Ergün Ünal sormuş. İç monolog ve monolog sizce aynı şeyler midir acaba, yoksa farklı mıdır diyor. Yani tabii monolog tiyatroda da kullandığımız kişinin kendiyle konuşması, ama iç monolog bu dışarıya aktarılmayan, kişinin kendi içinde kalan. Yani ikisi de bir iç konuşma, ama eğer monoloğu direkt okuyucuya aktarıyorsa bunu bu şekilde duymak mümkün, ama iç monologsa kendi içinde kalan, yani dışarıya aktarmadığı bir konuşma. O yüzden iç kelimesi, önüne eklenmiş iç kelimesi buradan geliyor. Dışarıya aktarılmayan, kısaca böyle ifade edebiliriz. İç diyalog da aynı şekilde. Yani kişinin daha bilinç düzeyinde yaşadığı bir şey oluyor monologda, diyalogda. Kısaca böyle diyebiliriz. Orhan Koçak'ın Müsat Obener'le ilgili yazısındaki bir tabiri vardır. İç konferanslar. Yani evet. İçteki çok seslerin sayısının artmasıyla artık hani iç diyalogdan iç konferansa da gidebiliyor. Son bir soru var. Aslında belki bir saat üzerinde konuşabileceğimiz bir konu. Çok kısa onu bir nakletmek istiyorum. Parçalı anlatı seçimiyle kadın yazınıyla bağlantılanması her ne kadar bunu hedeflemese de mümkün müdür? Burada ben şunu söylemek istiyorum. Kadın yazınını, yani o dişil yazıyı tanımlama, yani tek bir tanım üzerinden dişil bir yazı tahayyül edemeyiz tabii ki, ama dramatik anlatı kalıplarının dışına çıktığı için orada farklı bir anlatım tarzı yakalıyor. Belki hani burada dil ve söylem bakımından, üslup bakımından kadın söylemini, kadın dilini yansıtan bir arayışa girdiğini belki de söylemek mümkün. Ama bunu öykülerinin tamamı için değil, hani öykülerine göre de değişiyor bu. Bu arada ben şeyi de eklemek istiyorum. Yani Tombi Suyar sürekli aynı şeyi deneyen ya da aynı tarzı, aynı teknikleri deneyen bir yazar değil. Hani biz Sibel'le de bunu aramızda çok konuştuğumuz bir konuydu. Niye geleneksel hikayelerden sadece birkaç kitabıyla yararlandığını görüyoruz. Şahmeran ve Gece Gezen Kızlar örneği üzerinden. Çünkü şey diye düşündük, yani en son herhalde çok fazla aynı şey yapmayı sevmiyor. Ve bir kitabındaki öykülere baktığınızda bile her öyküde farklı bir tekniği, farklı bir anlatım biçimini kullandığını, denediğini görüyoruz. Yani yazarın kendi deneyselliği içerisinde düşünmek ve bu açık biçimi, deneme biçimleri, deneme tarzları üzerine düşünerek belki de bunun kararını vermek gerekiyor. Çünkü erkek anlatıcıları için de bu tekniği kullanıyor, yani parçalı anlatıyı. Ama tabii ki sadece özellikle kadınlar ekseninde yazdığı öykülerde dediğiniz gibi üzerine çok fazla konuşulacak şey çıkar. Yani neden bu şekilde bir anlatımı tercih ediyor diye. Ama Hazel'in de dediği gibi her öyküsüyle aslında kendini aşan bir yazar. Yani 11 öykü kitabı var. Son öykü kitabına kadar hep arayış içinde olmuş. O yüzden tekil üzerinden, genel kavramlar üzerinden ilerlemek daha doğru. Birçok kavramı var. Hepsinde konuşamadık. Mesela Hemingway'in buzdağı tekniğini de çok kullanıyor. Hepsini böyle ayrı ayrı açmak daha iyi olacaktır. Bir de çok kısa, demin ben söylediğim için o açık uçlu soruyla, açık uçlu öykü diye bir soru sormuştunuz Behçet Bey, o arada
hani kısaca cevap vereyim diye. Bu öykü için sadece açık uçlu olması yeterli değil tabii ki. Pek çok 5-6 tane örnek özellik sıralayacaksak açık uçlu olması bunlardan bir tanesi. Ama öykü için demin de sıraladığım karakter yaratma, olay akışı, kronolojik anlatım, imgesel anlatım gibi başka unsurlar da gerekiyor. Sadece açık uçlu bitmesi öykü diye tanımlamamız için yeterli değil. Hani o soruyu da kısaca cevaplandırmak isterim. Sanırım bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz son cümleleriniz varsa alalım ya da yavaştan şey yapalım. Bugünlük Tomrusuyar konuşmayı sonlandıralım. Ama ben bir şey demin söyleyecektim. Süt Bayı öyküsünden söz ederken siz aklıma geldi. Nilüfer Belediyesi sadece öğretmenlere yönelik çalışmalar yapmıyor. Fabrikalarda da işçi okumaları yapıyor. Aramızda konuşurken benim önerdiğim öykülerden biri Ormanların Gümbürtüsü, diğeri de Süt Payı olmuştu. Ve o öykü anılınca bunu da bir hatırlatmak istedim. Çok isabetli bir örnek olmuş o zaman bizim için de. Ben de son olarak kısaca şunu ekleyeyim. Hazal'le de konuşmuştuk bunu. Demin konuşmanın başında öykü yazarları işte eleştiri yok diye eleştirmiştim. Sizin de dediğiniz gibi akademiyi de eleştirmek gerekiyor. Bu Tomrusuyar'a da biraz çalışırken şunu gördük ki Tomrusuyar üzerine yapılan akademik çalışmalar az. Yani tezler yazılmış, yüksek lisans ve doktora tezleri yazılmış ya da birçok dergi özel sayı hazırlamış. İşte Varlık, Ecinliler, Kitaplık gibi özel sayılar hazırlamışlar. Ama onun dışında mesela Tomrusuyar öykücülüğü üzerine yazılan yazıların bir araya getirildiği ortak kitaplar yok bildiğimiz kadarıyla. Bunların sayısının da artması gerekiyor. Yani Tomrusuyar öykücülüğü üzerine kitapların sayısının artmasını diliyoruz diyelim ortak olarak herhalde. Değerli birikimlerinizi bizlerle paylaştığınız için Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem ve Kütüphane Müdürümüz Sayın Şafak Babapala adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir geceydi. Eminim eğitimcilerimizin de dönüp dönüp izleyeceği içeriği çok dolu bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Umarız başka söyleşilerde de bir arada olabilmek isteriz. Ağzınıza sağlık. Başka etkinliklerde görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz hepinize. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Size.